Evet efendim, 5. Edremit Kitap Fuarı'nın artık son 3'te 1'lik kısmındayız. 7. gün. Bundan sonra 2 günümüz daha var. Şu ana kadar 3, 4, 5 sayısında konuk yazarı her gün ağırladık. Bugün karşımıza da 3 güzel insan çıktı. Bunlardan birisi de bizim aslında bir radarımızda araştırma yapmasak belki de tanışmak fırsatı olmayacak çok değerli bir dostumuz Doktor Saadettin Koç. Bugün bizim konuk yazarlarımızdan birisi olmayı kabul etti. Hem şeref duyuyoruz hem de hakikaten yaptığımız ara sohbetlerde de onun bilgisine de tabii mazhar olduk. Doktor Saadettin Koç Bey, ilk önce biraz yaşamını tanımak isteriz. Sonra akademik yaşam ve çalışmaları ve kitapları. En son da kendine herhalde bir şiir dinleyeceğiz. Evet, ilk önce Doktor Saadettin Koç kimdir? Hani Türkiye'deki yaşamı, nerede doğdu, hangi okullara gitti? Sonra tabii akademik yaşamını yapacağız. Kitaplarını ayrıca tanıyacağız ve şiirle de noktalayacağız. İlk önce bir yaşam hikayesiyle başlasak diyorum. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bu güzel organizasyona beni davet ettikleri için Edremit Lisesi Mezunları Derneği'ne çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben, evet, Sinan Bey'in de belirttiği gibi ben Saadettin Koç. Ordu doğumluyum, orduluyum ama artık orduluyum demiyorum. Edremitliyim, Burhaniyeliyim, Körfezliyim, Balıkesirliyim. Ve buralı olmaktan dolayı da son derece mutluyum. Saadettin Koç ilk okulunu Ordu'da, köyünde bitirmiş. Lisesini, ortaokul lisesini Ordu'da, merkezde tamamlamış. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı'ndan mezun olmuş. Bir 10 yıla yakın süre Türkiye'nin çeşitli illerinde, liselerde Türk Dil Edebiyatı öğretmenliği yaptıktan sonra 15 yıl süresiyle Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevliliği, öğretim üyeliği, aynı zamanda Kazakistan'da bulunan Türkiye-Kazakistan Ortak Üniversitesi olan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde bir yıl süreyle, daha sonra Kırgızistan'da bulunan Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi'nde 3 yıl süreyle öğretim görevliliği görevinde bulundum. Yüksek lisansımı Gazi Üniversitesi'nde, doktoramı Kırgızistan'da bulunan Milli Devlet Üniversitesi'nde tamamladım. Ve Türkiye dönüşünde Konya Selçuk Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Orada 5 yıl çalıştıktan sonra son 2 yılımda da Uşak Üniversitesi'nde çalıştım ve 2011 yılında emekli olarak gelip Burhaniye'ye yerleştim. Şu anda Edremit'imizde, güzel Edremit'imizde bir özel eğitim kurumum var. Bu süre içinde benim burada da görüldüğü gibi son kitabım, yani 13. kitabım Güçlü Türkiye. Güçlü Türkiye bir derleme, araştırma, inceleme kitabı. Bu kitapta değişik projeleri anlatıyoruz. Efendim, Türkiye'nin bugün yaşamış olduğu sıkıntıları, sosyal vakaları dile getirmeye çalışıyoruz. Ondan önceki kitabım Uyursan Ölürsün romanım. Uyursan Ölürsün romanı da Türkiye'nin başına bela edilen, son 20 yıldır, 30 yıldır Türkiye'nin başına bela edilen FETÖ olayını roman konusu yaptık. Bu romanda itibari olaylardan daha çok gerçek olaylara yer verdik. Olayları, yaşanan olayları bir roman tadında vermeye çalıştık. FETÖ'nün yapılanmasını, işte 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl gerilere doğru giderek nasıl yer altında yapılandığını ve bugüne nasıl gelindiğini anlatmaya çalıştık. Ondan bir önceki romanımız Sarı Sonbahar. Sarı Sonbahar'da da hem Türkiye'deki 12 Eylül öncesi ve sonrası sıkıntıları, dalgalanmaları anlatmaya çalıştık. Hem de
dünyasını da bir gezinti yaptın. Aynı zamanda bu bir gezi inceleme romanı da denebilir, bir macera romanı da denebilir. Ondan öncesindeki romanların, burada olmayan romanlar geri dönmediler ve son romanımız, ondan önceki romanımız, dönmeyi düşünmediler romanımız, dönmeyi düşünmediler romanının ana karakteri Balıkesir'in Edremit'in hemşerisi Seyit Onbaşı olmuştu. Diğer romanlar, diğer kitaplarımızı tanıtmak için şu anda vaktimiz çok fazla yeterli değil. Ben bu akşamın anısına lütfen çok sevdiğim Bekir Sıtkı Erdoğan'ın Hancı şiirini sizlere takdim etmek istiyorum. Diyor ki Bekir Sıtkı Erdoğan, gurbetten geldim yorgunum hancı, şuraya bir yatak ser yavaş yavaş, aman karanlığı görmesin gözlerim, beyaz perdeleri gel yavaş yavaş. Sırada burcu burcu ilocağım, çoluk çocuk hasretinde kucağım, sana her şeyimi anlatacağım, otur başıma sor yavaş yavaş. Üç bela bir ibret aldım gişeden, yolculuk başladı Haydarpaşa'dan. Hancı ne olur elindeki şişeden 3-5 yudum daha ver. Ben o gece hem ağladım hem içtim. 2 gün diyardan diyara uçtum. Kayseri yolundan Niğde'yi geçtim. Uzaktan göründü bor. Yavaş yavaş. Garibim her taraf bana yabancı. Çekinme doldur be hancı. Kımıldar önce hafif bir sancı. Ayrılık, ayrılık sonradan kor. Yavaş yavaş. Bende bir resmi var. Tam ortasından yırtık. 10 yıldır evimin kapısı örtüm. Garip bir de sarhoş oldum artık. Bütün sırlar ne der? Yavaş yavaş. İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık şu boş kadehleri neyleyim. Şu bizim hesabı gör. Yavaş. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Özellikle bir söyleşide sizin böyle ezberinizde çok şiir var mı? Birkaç tane var efendim. Bunları zaten dinlemek isteriz İnşallah. Yapacağınız bir söyleşide dernek adına. İnşallah. Çok teşekkürler sunuyorum Sayın Saadettin Koç. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi ki varsınız.